Bismillah, hamdenillah, ve salaten ve selamen ala Resulillah. Merhaba arkadaşlar. Tecvid derslerimizin arızi sıfatlar kısmını oluşturan harflerin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan kurallara devam ediyoruz. Bu dersimizde ra harfinin okunuşuyla alakalı kaideleri ele alacağız. Hükmü ra arkadaşlar, kalın okunma yerleri var, ince okunma ve hem kalın hem ince okunan yerleri var. Ra harfinin kalın okunma yerleri. Ra harfinin harekesi üstün yani feta ya da ötre yani diğer adıyla damme olduğu zaman kalın okunur. Rucume el ebrara örneklerinde olduğu gibi. Yine ra sakin öncesindeki harfin harekesi üstün ya da ötre olursa. Ve nur. Ven har. Bakın ra sakin öncesi ötreli. Öncesi fetalı. Yine ra harfi kalın okunur. Ra sakin öncesi de sakin. Daha öncesindeki bulunan harfin harekesi üstün ya da ötre olduğu zaman. Mesela husr. Burada geçiş esnasında ince okunur ama durduğumuz için husr. Ra sakin öncesi sakin. Son daha öncesindeki harfin harekesi ötre. Mesela fissudur örneğinde olduğu gibi buralarda ra harfi kalın okunur. Dördüncü olarak arkadaşlar ra sakin, ra'dan sonra gelen harf isti'la harflerinden biri ve üstün harekeyle gelirse öncesindeki harf de esreli de olsa kalın okunur. Mesela fir normalde burada ince okunması gerekiyor ama sonrasına bakıyoruz. Sonrasında isti'la harfi gelmiş. Neydi isti'la harfleri? Hussa, dağdın, gıld yani kalın harfler. Kaf harfi gelmiş ve harekesi fetalı. Dolayısıyla bu ra'nın öncesinde bulunan esre harekeyi dikkate almayıp ra harfini fir'a diye kalın okuyoruz. Mesela mir normalde ince evet ama sonrasına hemen bakıyoruz. İstiyan harflerinden sap gelmiş. Dolayısıyla üstün harekeli mir sad diye mir sade ra'yı kalın okuyoruz. Beşinci olarak ise arkadaşlar ra sakin öncesinde hemzeyi vasıl olursa yani kesreyi arizeden sonra ra harfi gelirse ra harfi kalın okunur. Emir tabu buradaki ir tabu normalde ama bu öncesinde bulunan emi buraya bitiştiği için hemze-i vasıl düşüyor, okunmuyor. Emir bu şekilde eğer arada bir esre, arize bir hemze varsa buna bunu kalın okumamız gerekiyor. Limenir teda. Limenir teda. Mesela irci'i hemze vasıl irci'i şeklinde ra'yı kalın okuyoruz. 5 tane ra'nın kalın okunduğu yerler var. Ra'nın ince okunduğu yerler ise 4 tane. Hemen onları da görelim. Ra harfinin harekesi esri olursa enil rib ricalun. Ra harfinin harekesi ra sakin makablis yani öncesindeki harf esrelli olursa ra sakin bakın. Ama öncesi mir, feqa, fir, devus örneklerinde olduğu gibi. Yine ra sakin öncesinde sakin daha öncesi esreli olursa kadir durursak burada durduğumuz zaman eğer geçersek ra'nın harekesi ötreli olmuş oluyor. Yani tenvin ötreli. Dolayısıyla burada kalın oku. Kadirun dersem kalın. Ama kadir diye durduğumuzda ince. Hincr, hincr. Durduğumuzda ince. Vasıla da ince zaten esra harekeli. Dördüncüsü ise arkadaşlar ra sakin öncesinde lin harfinden ya gelirse. Lin harfi neydi? Ya cezimli makabli fetalı. Yine vav cezimli makabli fetalı lin harfleri oluyor ama burada sadece ya gelirse. Hayır diye durduğumuzda. Seyir diye durduğumuzda ne olacak? Ra'yı ince olarak okumamız gerekiyor. Vakıf halinde. Yine imale yapılan Kur'an'da Hafs'ın rivayetine göre bir tane yer var. İmale ile okulan mecraha kelimesi. Mecraha normalde ama imale olduğu için ince yapacağız. Mecrihe. Mecrihe. Ve harfi
Burada ince okunur. Ra harfinin arkadaşlar hem ince hem de kalın okunduğu 3 tane yer var. Onları da hemen ele alalım. Ra sakin sonrasında istihla harflerinden biri gelir ve esreli olursa. Eğer fetalı olsaydı zaten kalın okunuyordu. Küllü firqin. Küllü firqin. Kur'an-ı Kerim'de tek örnek budur. İnce vecih öncedir. Yani firqin önce gelir. Kalın da okunabilir. İkinci örneğimiz arkadaşlar. Ra sakin öncesinde sakin istiala harfi olur ve daha öncesinde esreli bir ince harf gelirse vakıf halinde iki veci olur. Vakıfta. Vasıl halinde tek veci alınır. Mesela aynel gıytır. Gıytır. Hem kalın hem ince. Mimmisr. Kalın. Mimmisr. İnce. Ama vasıl halinde yani geçersek mimmisra. Zaten üstün hareket. Kalın. Aynel gıtri. Yani esrarki zaten ince okuyacağız. Ama vakıfta durduğumuz zaman ne yapacağız? Burada hem kalın hem ince okuyabiliyoruz. Bir üçüncüsü daha var. En esri, idâ yesri, fe esri gibi kelimelerde vakıf halinde kalın aslından olan hazıf edilen ya harflerine istinaden ince okunması. Kalın ve ince okunması. Yani buralarda normalde burada ya harfleri vardı. En esri, idâ yesri, fe esri diye. Ama bu harf ya harfi hazıf edildi. Yani ortadan kaldırıldığı için vakıf halinde fe esr kalın, idâ yesr kalın, en esr kalın. Ama aslında hazıf edilen ya harflerine istinaden de ince okunabilir. İdâ yesr, en esr ve esr. Vakıf halinde yani dururken. Zaten geçersek hepsinin harekesi esr olduğu için ince okunur arkadaşlar. Vasıl halinde ince olarak tek vecih alınır. Bunu söyledik. Evet, dersimizi özetlediğimiz zaman. Ra harfi 12 tane hali var. 5 yerde kalın, 4 yerde ince, 3 yerde hem kalın hem ince okunur. Hemen bakalım. Ra üstün ve ötrede kalın. Ra sakin, makabli üstün ve ötrede kalın. Ra sakin, öncesi sakin, bir öncesi üstün ve ötrese kalın. Ra sakin sonrası arkadaşlar. İstiala harfi ve fetha harekeli gelirse kalın. Ra'dan önce esreyi arize, kesreyi arize yani hemzeyi vasıl gelirse ra kalın okunur. Dört yerde ince okun. Hemen bakalım. Ra esre ise harekesi ince. Kendi sakin öncesi esre ise ince. Ra sakin öncesi sakin bir öncesi esre ise ince. Lin harfinden sonra ra gelirse vakıf halinde yine ince okunur. Hem kalın hem ince okunduğu yerler küllü firqin, küllü firqin, aynel qitr, bunlar vakıf halinde. Aynel qitr, 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 min misr, min misr, yine vakıf halinde. Fe esr, fe esr, idâ yesr, idâ yesri gibi. Not arkadaşlar, şeddeli harflerde vasıl halinde şeddenin harekesi baz alınır. Şeddeli ra harfinde vakıf yapılacaksa ra sakin kabul edilir. Öncesindeki harfin harekesi baz alınır. Mesela bil hur kelimesinde öncesindeki harfe bakıyoruz. Bil hur vakıf halinde kalın, vasıl halinde ise ince okunur. Bil hurri, bil hurri. Yani ikisi de ince ama vakıfta bil hur ikisi kalın. Vasılda geçiş esnasında bil hur bil hurri ikisi de ince olarak okunur. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olun.